Bülent Orakoğlu Bu kez uyutamazsınız. Washington Post gazetesinde yer alan bir habere göre Amerikalı yetkililer Türkiye'nin perşembe günü Suriye'ye girebileceğini düşünüyorlardı. Zira güvenilir kaynaklardan bu yönde istihbarat almışlardı. Ancak Türkiye bu kez Membiç'ten farklı olarak ciddi bir kararlılık gösteriyordu gerekirse Fırat'ın doğusuna yönelik askeri harekatı tek başına yapacaktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefimiz asla Amerikan askerleri değildir. Bölgede faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarıdır açıklaması ve MGK'da bu yönde karar alınması Amerika'yı iyice telaşlandırmıştı. En büyük korkuları Türkiye'nin Afrin'den Münbiç'e uzanacak barış koridorunun tesisi için Fırat'ın doğusuna Amerika'ya rağmen askeri harekatı başlatmasıydı. Zira Amerika'nın YPG'ye yaptığı tüm savaş yaptırımları ve tahkimatları Türkiye'nin talep ettiği 32 kilometre derinlik içinde bulunuyordu. Ayrıca Türkiye 32 kilometre derinlik seçeneğinin altında bir derinliği kabul etmesi beka tehdidi nedeniyle imkansızdı. Suriye'de terör devleti projesini tamamen ortadan kaldırmakta kararlı olan Mehmetçik, Fırat'ın doğusunu PKK-YPG terör örgütünden temizleyecek hava destekli kara harekatı için Ankara'dan gelecek emri bekliyordu. Türkiye, sert güç, Kuvvet kullanma tehdidine dayalı stratejilerin en önemli parametrelerinden olan caydırma ve zorlayıcı diplomasiyi Amerika ile yapılan barış koridoru görüşmeleri ve mutabakatında üstün bir performans ve başarı göstererek ilk raundu kazanmıştı. Suriyeli göçmenler veya sığınmacılar meselesiyle Suriye ve özellikle de Fırat'ın doğusuna yönelik politikalar arasında bir bağ ve ilişki olduğu çok açık güvenli bölge veya barış koridoru tam da bu siyasetin merkezine oturan en önemli bir bölümü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de barış koridorunun tesisi için Amerikalılarla birlikte bir harekat merkezinin Türkiye tarafında kurulmasına karar verildiğini açıkladı. Fırat'ın doğusunda bu ilk adımın Amerika ile birlikte atılmasının çok önemli olduğunu ifade eden Erdoğan, 30-40 kilometrelik derinlik olması gerektiği, bu bölge içindeki YPG'lilerin tamamen buradan çıkarılması gerektiği Ayrıca YPG'nin elindeki ağır silahların toplanması ve bölge dışına çıkarılması, bunun dışında teröristler tarafından yapılmakta olan birçok tünel, tat ve mevzilerin tahrip edilmesi ve bunları da Türk ve ABD askerlerinin birlikte yapması konusundaki taleplerimizi, isteklerimizi açık ve net bir şekilde masaya koyduk demişti. MSB tarafından açıklanan mutabakat metninde ise Türkiye'nin güvenlik endişelerini giderecek tedbirlerin acilen alınması kararlaştırılmıştı. Diğer önemli bir madde ise Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönmeleri için her türlü ilave tedbirin alınması konularında mutabık kalınması olmuştu. ABD, Türkiye'nin kırmızı çizgisi olan ve barış koridorunu oluşturacak hattın 30-40 kilometre derinlikte olmasına karşı çıkıyor. Zira bu derinlikte 9 ABD ve Fransa'nın üsleri bulunuyor. Ancak ABD üslerinin portatif ve taşınabilir olması Amerika'nın bu yöndeki itirazlarını boşa çıkarıyor. ABD ayrıca Türkiye sınırında yer alan Kobane telabiyat, resulayn, kamışlı, amude, derbesiye ve derikte askeri gözlem noktaları oluşturulmuştu. ABD, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna müdahalesini önlemek ve YPG'yi korumak için Kuzey Suriye sınırıyla Türkiye sınırında Türkiye'nin muhalefetine rağmen bu gözlem noktalarını korumuştu. Amerika'ya göre bu gözlem noktaları askeri yüz değildi. Türkiye'ye yönelik bir tehdit durumunda Türkiye uyarılacaktı yalanı Amerikalı yetkililerce rahatlıkla söylenebiliyordu. Bu bölgede Türkiye'ye gelebilecek yegane tehdit kaynağı DGS örtüsü altında YPG terör örgütü olduğuna göre gözlem noktalarının dışında ABD askerlerinin YPG'li militanlarla birlikte sığınlı araçlarla ortak devriyeler atma görevinin hedefinde yalnızca TSK ve Suriye Ulusal Ordusu askerleri olduğu yatsınamayacak bir gerçeği işaret ediyordu. Nitekim sözde Demokratik Suriye Meclisi DSM yöneticisi YPG'li terörist Ekrem Huso, ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna girmemesi için sınırda gözlem noktaları oluşturduklarını, ortakları DSG örtüsü içindeki YPG terör örgütü militanlarını bir müdahalenin olmaması için çaba göstereceklerini söylediğini iddia etmişti. Amerikalı yetkililerin bırakın Suriye'den askerlerini çekmelerini askeri varlığını daha da artırarak üs sayısını 23'e çıkardıkları biliniyor. Ancak 50 bin kilometre karelik bir alanda özel bir çabayla provokatif bir eylem gerçekleştirilmediği takdirde Türkiye, ABD güçlerini etkilemeyecek askeri bir harekatı rahatlıkla gerçekleştirebilirdi. Bu nedenle Pentagon'un Türkiye'nin Amerika'ya rağmen Fırat'ın doğusuna yalnız veya Rusya onaylı bir operasyonu gerçekleştirmesi durumunda ABD askerlerinin harekat bölgesinin yakınında bulunma olasılığı ciddi endişe yaratıyor iddiası yalnızca bahane üretmekten öte bir anlam taşımıyor yine Pentagon sözcüsünün Fırat'ın doğusuna yapılacak bir operasyonun Amerika'nın ve yerel Suriye partnerlerin YPG terör örgütü DH karşıtı operasyonlarına engel olacağı iddiası Pentagon'un bile inanmadığı bir kurgu örgüte ve danışıklı bir mücadeleye işaret etmektedir. Amerika ile heyetler arasında yapılan görüşmeler üç temel başlık üzerinde yoğunlaşmıştı. Türkiye, güvenli bölgenin derinliği, kontrolü ve terör örgütünün bölgedeki varlığının sonlanması başlıklarında ilk günden bu yana koruduğu kararlı tutumunu sürdürüyor. Ankara, güvenli bölgenin derinliğinin ulusal güvenliğimize yönelik tehditler nedeniyle 32 kilometreden az olmaması hususundaki duruşunu son görüşmelerde de masaya koymuştu. Ancak bölgede ABD ve Türk yetkililerin aşması gereken sorunlar yumağı var. Başta Amerika'ya güvensizlik hem devlet katlarında hem de kamuoyunda mevcut. ABD veya Pentagon Ümbüç'te olduğu gibi Türkiye'yi oyalamayı düşünüyorsa yanlış yapar. Zira Türkiye bu perşembe olmazsa haftaya perşembeye bir gece ansızın Fırat'ın doğusuna uzanabilir. Bizden uyarması.